Bu kanalı ilk kurduğumda yıl 2017 idi. Yani 3 yıl oldu. Ve o zamanlar yaptığım 3. videonun konusu Ayasofya'ydı. Önce orada girdi şehre, sonra Fatih. Ve bir kilisenin cami yapılmasını emretti. Adı Ayasofya. Ve ilk hutbe, ilk cuma. O zamanlar çok acemiydim. O yüzden o dönemde yüklediğim onlarca videoyu sildim. Zamanı gelince, konusu açılınca yeniden çekerim diye. Yani sadece son günlerde konunun gündem olmasıyla bu konuda dert sahibi olduğumu düşünmeyin. Çok küçükken Üstad Necip Fazıl'ın Ayasofya konferansını dinlemiştim. Bende Ayasofya hasreti o zaman başladı. O binanın bir ruhu temsil ettiğini o zaman öğrendim. Üstad şöyle diyordu. Gençler, bugün mü yarın mı bilemem. Fakat Ayasofya açılacak. Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe edebilir. Duymak isteyeni uyandırmaya yetecek sözler bunlar. Aslında herkesin uyanması değil derdimiz. Bir kişi, yani kendimiz uyanalım yeter. Çünkü Malcolm X'in dediği gibi, bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter. Arkadaşlar selamünaleyküm. Ayasofya meselesi ara ara geri plana atılsa da gündemimizden hiç düşmeyen bir mesele. Cami olarak kullanılmaya başlayana kadar da bu mesele hep gündemimizde olacak. Son günlerde de yeniden alevlendi bu konu. Daha önce hiç olmadığı kadar yakınız açılmasına. Ayasofya açılsın dediğimiz zaman zaten açık diye cevaplar gelebiliyor. Müze olarak açık olduğu sürece Ayasofya bizim nazarımızda kapalıdır. Çünkü bu bir bağımsızlık davası. Hepsini konuşacağız. Ama bir davayla dertlenebilmek için önce onu tanımak gerekiyor. Önce Ayasofya'nın tarihini konuşarak başlayalım. Tarihte Ayasofya 3 defa yeniden inşa edildi. 1. Ayasofya'nın inşası Roma İmparatoru Konstantin tarafından başlatıldı. Konstantin'in imparatorluk dönemi 337-361 yılları arasındaydı. İnşaatı başlattı ama tamamlandığını göremedi. İnşaatı oğlu tamamladı ve 360 yılında açılışını yaptı. 1. Ayasofya o dönemin şartlarında büyüleyici bir mimariye sahipti. Gerçi bugün de öyle. Bu yüzden o dönem yaşayan herkesi kendine hayran bıraktı. Ama inşasından sonra çıkan ilk isyan da bu kilise yıkıldı. 1. Ayasofya'nın yıkılmasından sonra İmparator 2. Theodosius bugünkü Ayasofya'nın bulunduğu yere 2. Ayasofya'nın yapılmasını emretti. İnşaat onun döneminde tamamlandı ve açılışı 415 yılında yapıldı. Mimari açıdan gerçekten bir sanat eseriydi. Ama bu da uzun süre ayakta kalamadı. 532 yılında Nika ayaklanması çıktı ve Ayasofya yeniden yıkıldı. Yıkılan bu inşaatın kalıntıları 1935 yılında bulundu. Bu kalıntılar bugün hala sergileniyor. Bir öncekinde olduğu gibi bir isyanda yıkılan 2. Ayasofya'da devasa bir yapıydı. Genişliğinin 60 metre olduğu söyleniyor. Uzunluğu hakkında net bir bilgi yok. Gelelim 3. Ayasofya'ya. Bizi daha çok ilgilendiren yapı bu. 2. Ayasofya yıkılınca bu defa İmparator 1. Justinian bu kilisenin yeniden inşa edilmesini emretti. Bu sefer diğerlerinden tamamen farklı, çok daha büyük ve çok daha ihtişamlı bir yapı olmasını istedi. Bu devasa kilisenin inşası çok kısa sürdü. 532 yılında başladı ve 537 yılında bitti. 5 yıl o dönemin şartlarında çok kısa bir süre. Bu kadar kısa sürmesinin sebebi o dönemler Doğu Roma topraklarında bulunan tapınaklardan getirilen hazır yontulmuş taşlar. Sadece bu taşlar da değildi taşınan. Mısır'daki Güneş Tapınağı ya da Efes'teki Artemis Tapınağı gibi tapınaklardan da sütunlar getirilip inşaatta kullanıldı. Yani inşaatta kullanılan taşlar, sütunlar, mermerler Doğu Roma coğrafyasının farklı alanlarından getirildi. Ve inşasında 10.000'den fazla işçi çalıştı. Bu kadar büyük bir potansiyelin sonucunda da devasa bir kilise hızlıca ortaya çıktı. O dönemin en büyük yapıtı Süleyman Tapınağı'ydı. Ayasofya daha büyük bir eser olunca imparator havaya girdi. Halka yaptığı konuşmada "Ey Süleyman, seni yendim" diyecek kadar ileri gitti hatta. Sefil, başka diyecek söz bulamıyorum. Ayasofya'nın en son hali isyanlarda filan yıkılmadı ama büyük bir yağma ile karşılaştı. Haçlı seferleri zaten yol boyunca yağma anlamına geliyordu. 4. Haçlı seferinde de farklı bir şey olmadı. Yola çıkarken Kudüs'ü kurtaracağız diye Avrupa'nın dört bir yanından asker toplayıp harekete geçtiler. O zamanlar Avrupa'da sefalet hakim. İstanbul'a geldiklerinde buradaki zenginlik gözlerini kamaştırdı. Bu yüzden hedef değiştirip İstanbul'u kuşattılar. Doğu Roma dayanamadı ve şehri istila ettiler. Tarihin gördüğü en büyük vahşetlerden biri yaşandı. Şehrin ahalisine yapmadıkları kalmadı. Ardından da Ayasofya'yı yağmaladılar. Kutsal olduğu düşünülen her şeyi çaldılar. Daha ne iğrençlikler yaşandı da burada anlatmayayım. Zaten 4. Haçlı Seferi diye araştırırsanız hepsini kolayca bulursunuz. Bu istila dönemi tam 57 sene sürdü.
1261'de Doğu Roma İstanbul'u tekrar ele geçirdi. Ama santim santim yağmalanmış bir şehir buldu karşısında. Hani İstanbul'un fethi sırasında Doğu Romalılar Kardinal Külah'ı görmektense Osmanlı Sarığı'nı yeğleriz demişlerdi ya, işte o sözün sebebi bu istila döneminde yaşananlardı. Doğu Roma İstanbul'u geri alınca yıkılmak üzere olan bir Ayasofya buldu. Dönemin imparatoru eşinin mirasından gerekli parayı sağladı ve tamirat başladı. Ek duvarlar yapıldı, çökme tehlikesi ortadan kaldırıldı. 1344'te büyük bir deprem yaşandı ve Ayasofya'nın devasa kubbesinde çatlaklar ortaya çıktı. 2 yıl sonra da yeniden çökmeye başladı yapı. 8 yıllık bir restorasyon çalışması yapıldı ve 1354'te yeniden açıldı. Bu zamana kadar olan kısım bile baş döndürücü. Ayasofya ne dönemler geçirmiş bugüne gelene kadar dedirtiyor. Son restorasyondan sonra yine uzun süre bakımsız kaldı Ayasofya. Ardından Fatih Sultan Mehmet o zamanki adıyla Konstantinopolis'i İstanbul yapmak için kuşatmayı başlattı. Fetih gerçekleşti ve Doğu Roma İmparatorluğu tarih oldu. Batı'nın Roma İmparatorluğu efsanesi bir Müslüman Türk eliyle yıkıldı. Bunu hazmedemediler. Zaten bu yüzden Doğu Roma'yı Bizans olarak adlandırdılar sonradan. Fatih, efsaneleri olan Roma'yı değil Bizans'ı sonlandırdı diye zihinlere kazımak istediler olayı. Fatih, Konstantinopolis'in adını hemen İstanbul'a çevirdi. Kılıç hakkı olarak da Ayasofya Kilisesi'nin camiye çevrilmesini emretti. O dönemler Ayasofya yine bakımsızlıktan yıkılmak üzereydi. Hemen bir minare inşa edildi ve tamirat yapıldı. O dönem sadece bir adet minare inşa edildi. Yani bugünkü gibi 4 minaresi yoktu. Ardından farklı padişahların dönemlerinde diğer minareler eklendi. Bugün Ayasofya'nın minarelerinin birbirlerinden farklı olmasının sebebi de bu zaten. Ayasofya Osmanlı döneminde hiç olmadığı kadar güzel yıllar geçirdi. Çünkü Osmanlı padişahları Ayasofya Camii'ne çok önem veriyordu. Hatta yapının bugünlere ulaşmasını sağlayan tadilatı da Mimar Sinan yaptı. Çok ayrıntıya girmeyeyim, riskli olan her yeri sağlamlaştırdı. Mimar Sinan dünyanın ilk deprem mühendislerinden biri olarak gösteriliyor. O yüzden bu konularda çok başarılıydı. İşte bu dönemden sonra Osmanlı'nın en özel camilerinden biri oldu Ayasofya. 1931 yılına gelindiğinde ise kapatıldı. Tadilat başladı. Tadilatın sonuna doğru 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrildi. Bu kararla ilgili çok fazla iddia var. İşin o kısmı çok uzun ve detaylıca araştırılması gereken bir süreç. Ama ne dönemin şartları ne başka bir şey. Benim bildiğim tek şey bu karar büyük. Çok büyük, hatta devasa bir hataydı. Ve bu hata bugüne kadar devam etti. Üstad Necip Fazıl da bu konuda dertliydi, bugün bizlerde. Yani Ayasofya hiçbir zaman unutulmadı. Sadece açılacağı günü bekliyor. 2016 yılında bu konuda ilk kıpırdanmalar başladı. O yılın Kadir Gecesi'nde Ayasofya'da bir kandil programı düzenlendi. 85 yıl aradan sonra ilk kez Ecdat Yadigarı Camii'de sabah ezanı okundu. TRT Diyanet TV Ramazan ayı boyunca Bereket Vakti Ayasofya programını düzenledi. Ekim 2016'da müzenin ibadete açık bölümü olan Hünkar Kasrı'na ilk kez Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından asaleten imam atandı. Bu adımlara Yunanistan çok sert tepki gösterdi. Rusya ve Avrupa da bu konuda tedirgin. Açılmasını kesinlikle istemiyorlar. Ama onlara kötü bir haberim var. Ayasofya bizim mülkümüz ve bizim topraklarımızda bulunuyor. Yani bu konudaki kararı sadece ve sadece biz veririz. Bu konuda aslında bize karışamayacaklarını onlar da biliyor. Yani böyle bir hakka sahip değiller. Bu yüzden de kültürel miras kartını kullanıyorlar. Ayasofya Dünya Kültür Mirası listesinde, o yüzden statüsünü değiştiremezsiniz diyorlar. Aslında onları geçtim. Bizde de bunu savunanlar var. İnsanlığın ortak değeri gibi ponçik yorumlardan tutun da Ayasofya için ortak sembolümüz diyenlere kadar ne ararsanız var. Ortak sembol ne ya? Kiminle ortak? Bu yoruma sadece yuh denir. Kültürel miras konusuna geri dönelim. Bu konuda UNESCO'yu kullanıyorlar. Daha önce UNESCO direktörü Yunanistan'ın girişimleriyle bu konuda konuşmuştu. Ayasofya'da ezan okunmamalı, dünya kültür mirası olarak kalmalı diye. Buradan küçük bir çıkarım yaparsak, UNESCO'ya göre dünya kültür mirası olan yapılarda ibadet edilmemeli gibi bir sonuca çıkıyor muyuz? Evet. Peki bizde buna dayanarak aynı fikri savunanlar neden UNESCO'ya Vatikan'ı sormuyor? Vatikan da dünya kültür mirası listesinde. Bırakın ayin yapmayı, Vatikan Hristiyan dünyasında Katolik mezhebinin yönetim merkezi. Tabii konu biz olunca kültür maskesi takılıyor. Bu iddia dayanabilecekleri tek iddia, onun da temelleri çürük. Bu iddianın dışında orası zamanında kiliseydi derlerse onlara Kurtuba Camii'ni hatırlatırız. Zaten zamanında kavramı bir argüman olarak kabul edilirse İstanbul'un adını yeniden Konstantinopolis yapın deseler bile haklı olurlar. Hatta bu konu toplanıp Orta Asya'ya dönmemize kadar gider. Yani bu argüman da temelsiz.
Bir başka konu da turist meselesi. Camiye çevirirsek turist gelmez deniyor. Gelmezse gelmesin. Bu argümanı kullananlar genelde Ayasofya'yı bir binadan ibaret görenler. Bu şekilde bakanlar hemen karşısında Sultanahmet Camii var. Camiye ihtiyacımız yok o bölgede diyorlar. Ayasofya'nın açılmasını istememizin sebebi namaz kılacak daha fazla alan sağlamak değil. Ayasofya bizim fetih ve bağımsızlık sembolümüz. Düşünün, kendi ülkenizin sınırlarında size ait bir binayı istediğiniz gibi kullanamıyorsunuz. Bu durumda bağımsız olduğunuzdan bahsetmenizin bir anlamı kalıyor mu? Hele ki bu hamleyi müze geliriyle karşılaştıranlara zaten diyecek bir şey bulamıyorum. Bu ülkenin ekonomisinin gerçekten bir müze gelirinin eksilmesinden etkileneceğini düşünene diyecek bir şey yok çünkü. Özetle Danıştay, Ayasofya için ne tür bir karar alır ya da olumsuz olursa başka adımlarla açılır mı bilemem. Onu hepimiz yaşayıp göreceğiz. Benim bildiğim ve şahsen sorumlu olduğum tek bir şey var. Ayasofya yeniden ibadete açılsın. Tamamen camiye dönüştürülsün. Ardından gelecek tepkilere de, varsa ödenecek bedellere de ben razıyım. Bu uğurda çekilen her çilenin kutsal olduğunu düşünüyorum çünkü. Bu tarz zorluklara karşı sizin düşünceniz ne onu da merak ediyorum. Yorumlara yazarsınız fikrinizi. Ayasofya önemli. Çünkü Ayasofya bir bina yani beton yığını değil. Devasa eserler inşa edebilirsiniz ama çok azı bir ruhu temsil eder. Düşünün, Ayasofya'nın hemen yanına 5 kat daha büyük bir ibadethane inşa etseniz, Ayasofya'dan daha önemli bir eser inşa ettiğinizi düşünür müsünüz? Cevabınızın hayır olduğunu biliyorum. Cevap hayırsa demek ki Ayasofya bir mimari ya da inşaat faaliyeti olarak sınırlandırılamaz. Ayasofya ruhtur. Türk'ün bu coğrafyada kıyamete dek sürecek varlığının ruhu. Allah'a emanet olun. Hayır, 10 dakikadan fazla konuştuk da aslında sadece resmine baksak bile yeter. 4 tane minaresi olan müze mi olur ya? Yani?